Ala Resulüne Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. 24. sözün başında üstadımızın bir tasrihatı var. Şu söz 5 daldır. 4. dala dikkat et. 5. dala yapış, çık, meyvelerini kopar, al. Demek belli bir silsile içerisinde Risale-i Nur'u okuyup 5. dala çıktığımız zaman meyvelerini koparıp almamız gerekiyor. 5. dalın da 5 meyvesi var. 1. meyve muhabbetten bahsediyor. 2. meyve ubudiyetten bahsediyor. 3. meyve sünnet-i seneye tabi olmaktan bahsediyor. 4. meyve heva ve hevesimize göre hayat-ı dünyevi yaşamamız gerektiğinden bahsediyor. 5. meyvede ise yaratılış gayemiz olan ubudiyete yüzümüzü çevirmeyi bize ders veriyor. Tabii biz çoğu zaman 1. ve 2. meyveden başlayıp 3. meyveye geldiğimiz zaman ders müddeti doluyor. Bugün de dedi ki 3. meyveden başlayalım ki sonuna doğru gidebilelim. 3. meyve. Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi istersen ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniyyeye ittiba et. Yani gösterilen hedefler istenmeyecek bir hedef değil. Nedir o hedefler? Az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi. Ömür az ama ameli uhrevide de bir sonsuzluk var. Mesela 25. lem'anın 1. nüktesine bakıyoruz. Üstadımız orada hastalara bir mükafat olduğunu beyan ediyor 1. devasında, 2. devasında. Hatta 2. devada geçiyor. Bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği, bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği, bir dakika bir saat ibadet hükmü kazandırır ise efendim bir saat değil mi 60 saat ibadet sevabı kazandırıyor. Yani bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Bazı kamillerin de bir dakikası bir gün, 60 dakikası 2 ay değil mi? 60 dakikası yani 1 saati 2 ay. 24 saati 24'ü 2 ile çarptığımız zaman ne edecek? 48. 48 ay. 48'i 365 ile çarparsak ne eder? Metin kardeş elinde telefon var. Hemen çarp bakalım. 48 çarpı. Öyle mi? Başkası baksın o zaman. 48 çarpı 365. 17.520. Daha fazla etmesi lazım. 17.520. 48 çarpı. Yok 48 ay. 30 günden çarpacaksın onu. 48 çarpı 400. 30 çarpı 365 525.600. 48 ay. Yok orada 1400 bir rakam çıktı ya bak oradan ben buradan görüyorum. 48 ay. He. 30 günden ne etti? 1440. He. Yani bir günlük hastalık 1440 gün ibadet sevabı kazandırıyor. Yani bunun gibi çok sevaplı şeyler var. Neden bu hesabı yaptık?
diyor ki az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevi istersen, her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniyyeye ittiba et. Demek ki sünnet-i seniyyeye ittiba etmek bu gibi güzel meyveleri veriyor. Yani az bir ömür, hadsiz bir ömür hükmüne geçiyor. Her bir dakika bir ömür kadar fayda veriyor. Adetler ibadet oluyor. Gaflet huzura dönüyor. Ne ile? Sünnet-i seniyyeye tabi olmak ile. Çünkü bir muamele-i şer'iyeye tatbiki amel ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor. Şer'i bir muameleyi hayatında tatbikat sahasına koyduğunda o şer'i bir meyve ve huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şeyi satın aldın. İcap ve kabul-i şer'i tatbik ettiğin dakikada o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O tahattür-i hükmü şer'i bir tasavvur-u vahiy verir. O dahi şari'yi düşünmekle bir teveccüh-i ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Demek sünnet-i seniyye tatbika amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek bir hayat-ı ebediye medar olacak olan faydeler elde edilir. Tabi sünnet-i seniyye sünnet-i seniyye tabi olmak ve sünnet-i seniyyenin aksamından tabir caiz ise en alt kısmını bize misal olarak getirdi. Neyi misal olarak getirdi? Mesela bir şeyi satın aldın. Yani bir insan her gün alışveriş etmez, değil mi? Yani bir şeyi satın almak gibi bir mesele bizi huzura sevk ediyor ise diğer meselelerini siz düşünün. Burada üstadımız 11. lemada sünnetin tabakalarını beyan ediyor. Sünnet-i seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir. Terk edilmez. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiştir. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebettül etmez. Bir kısmı da nevafil nev'indendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş, onların tayiri bidattır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki, siyer-i seniyye kitaplarında zikredilmiş, onlara muhalefete bid'a denilmez. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir. Ve onların nurundan ve hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat, muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taalluk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. O adaplara tabi olan adetlerini ibadete çevirir. O adaptan mühim bir feyiz alır. En küçük bir adabın müraatı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahattür ettiriyor, kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i seniyyenin her bir nevine tamamen bil fiil ittiba etmek, ehassa havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bil fiil olmasa da bin niyet,
bil kast taraftarane ve iltizam kerane tabi olmak herkesin elinden gelir. Farz ve vacip kısımlara zaten ittiba mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehap olan sünnet-i seniyenin terkinde günah olmasa dahi büyük sevabın zayiatı var. Tayirinde ise büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünnet-i seniye ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Etmese itap yok. Fakat Habibullah'ın adab-ı hayatiyesinin nurlarından istifadesi azalır. Demek bir noktaya dikkatimiz çekiliyor. Sünnete tabi olmak derken sünnet taksim ediliyor. Bir kısmı var ki farzdır. Zaten tabi olma mecburiyetindeyiz. Bir kısmı var ki ibadetlerdeki sünnet-i seniyeler. Terkinde günah olmasa da tabi olduğumuzda çok büyük sevabı var. Üçüncü bir kısmı da adat-ı hasene veya adab-ı muaşeret olarak ifade ediliyor. Bu adab-ı muaşeret kısmı öyle bir özelliğe sahip ki sünneti adet edinen günlük adetinde ibadet sevabı kazanır. Bu çok mühim bir sır ki bu risalenin birinci nüktesinde geçen 100 şehidin sevabı bu kısımda izah ediliyor. Yani bir insan kuvvetli bir iman ve menhiyattan sakınmak, yani günahlardan sakınmak ile o dereceyi elde edebiliyor. İşte okuduğumuz bu kısımda bize şu noktayı ders veriyor. Demek sünnet-i seniyeye tatbiki amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek, bir hayat-ı ebediye medar olacak olan faydeler elde edilir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّب۪يُّ الْاُمِّيِّ اَلَّذ۪ي يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Yani فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman edin. اَنَّب۪يُّ الْاُمِّيِّ Ümmi olan Resul. اَلَّذ۪ي öyle ki يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ O Allah'a iman ediyor. Ve kelimatihi, onun kelimatına da, Allah'ın kelimatı nedir? Kur'an'dır. Ve tebi'uhu, o peygambere tabi olun. Lalleküm tehtedun. Umulur ki hidayete erişirsiniz. Tabi Kur'an'ın kelamındaki ifadeler, isnat edildiği makama göre mana değişir. Mesela umulur ki bizim dilimizde belki bir şek ifade eder. Fakat vaadinde hulfetmeyen Allah'a nispet edilir ise orada, değil mi? Onun rahmetinden ümit bir kesin mana ifade ediyor. İşte bu manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmanın ayrı bir özelliği var ki ayet onu nazara veriyor. Kim bu şekilde sünnete tabi olur ise rahmet kapıları, Hadi isminin tecellisi onun gönül alemine izni ilahi ile açılır inşallah. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir masar-ı cami olmaya çalış. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ismi azama masar olmuş bir kimliğe sahip. İsmi azama masar olduğu gibi her ismin azami derecesine de mazhar olmuş.
Mesela yine 11. lemada şu ifade ikinci 11. nüktenin ikinci meselesinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "O inneke le ala hulugun azim" ferman eder. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir yaratılış üzerine olduğunu beyan ediyor. Yine hadis-i şerif bu manayı ifade ederken diyor ki "Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi." Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi de en mükemmel bir şekilde yaptı. O halde o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam madem ki ismi azama mazhardır, madem ki her ismin azami mertebesi onda tecelli etmiştir, o da o mazhariyete bir hüsn-i misal olmuştur. Urve-i Hasene olarak bir hüsn-i misal olmuştur. Kim onun sünnetine ne derece tabi olur ise insanı kamil olan o modele yaklaşır. Benzer o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da madem ki Allah'ın rızasına mazhar olmuş, kim onun sünnetine ne derece tabi olur ise rızayı ilahiye o derece yakın olur. Onun için sünnetin hayatımızdaki tatbikatı çok önemlidir. Hatta üstadımız hem 11. lemada hem de burada en alt mertebesini bize misal olarak veriyor. Yani ne diyor? Yeme, içme ve yatma adabında, alışveriş durumunda hareketimizi, ef'alimizi sünnete tatbik ettiğimiz zaman o bir huzur veriyor. Şari-i hakiki bize ders veriyor. Onun emrine uymayı netice veriyor. Onun için şu ifade üzerinde biraz duracağız inşallah. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde şeriatın ahkamı. Şeriatın ahkamı ef'al-i mükellefiyinde tecelli ediyor. Ne demek? Farz, vacip, sünnet, mendup, müstehap, mubah olan hükümler var değil mi? Bunlar fıkıh kitaplarında beyan edilmiş. İşte şeriatın ahkamına o konularda ittiba etmemiz gerekiyor. Peki orada ne oluyor? Cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın, Allah'ın isimlerinin cilveleri şeriatın ahkamını yerine getirdiğimiz anda tecelli ediyor. O da her bir esmanın feyzi tecellisine insan mazhar olmuş oluyor. Bu mazhariyete bakıyoruz. Bu mazhariyetin zirvesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Çünkü her isme azami derecede mazhar olmuş. Hatta üstadımız bu manayı ifade ederken der ki güzel ahlakın bütün enva'ı o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da toplanmış. Mesela güzel ahlakın enva'ı içerisinde bazıları var ki birbirine zıttır. Mesela bir insan çok cesaretli ise çok mütevazi olamaz. Bir insan çok cömert ise çok iktisatlı olamaz. Peygamberimiz hem çok cesaretliydi hem de mütevaziydi. Hem çok cömertti hem de iktisatlıydı. Yani bu manada güzel ahlakın bütün enva'ını hayatında sergilemiş. Ha, bir başkasının bunu birebir yapması çok zor. Onun için biraz önce 9. nüktede okuduk. Ne diyordu 9. nüktede? Sünnet-i seniyenin her bir nevine tamamen bir fiil ittiba etmek ehassa havassa ancak müyesser olur. Yani çünkü sünnet-i seniyenin bütün meratibini bir kişinin kendi fiiliyatında toplaması çok zor. Mesela sahabelere baktığımızda
Peygamber aleyhissalatü vesselamın ana hasletlerini dört başlık altında Hulefai Raşid'in toplamış. Mesela sıddıkiyet dendiği zaman aklımıza kim gelir? Ebu Bekir Efendimiz. Adalet dendiği zaman Ömer Efendimiz. Değil mi? Efendim, ilim ve haya dendiği zaman Hazreti Osman Efendimiz. İlim ve şecaat dendiği zaman Hazreti Ali Efendimiz. Bakın, bu sahabeler ve diğer sahabeler de böyle peygamberimizin sünnetlerini bu manada yansıtmışlar. Fakat bir kişinin tek başına ona külli bir ayna olması adeta yetersiz kalıyor. Onun için bu manada her bir sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir özelliğini yansıtmış. Ama bazıları birçok özelliklerini yansıtmış. Onun için üstadımız burada diyor ki, sünnet-i seniyenin her bir nevine tamamen bil fiil ittiba etmek ancak ehassa havassa müyesser olur. Peki ona nasıl tabi olacağız? Veya ehassul havas kim? İmam-ı Gazali Hazretleri insanları üç gruba ayırıyor. Bir, avam olan insanlar. İki, havas olan insanlar. Üç, ehassül havas olan insanlar. Onları da bir misale sınıflandırıyor, tarif ediyor. Diyor ki, avamın orucu yemek içmekle bir de kazayı şehvetle bozulur diyor. Havasın orucu gıybet etmekle bozulur diyor. Ehassül havasın orucu aklından yemek geçirmekle bozulur. Herkesin mertebesi farklı. Mesela Mısır'ın meşhur evliyası Zinnun-u Mısri böyle yatsı namazını kılmış, mesciden çıkıyor, karşısına birisi dikilmiş, bir sadaka demiş. Böyle adama bakmış, içinden geçirmiş ki ya boyun posun, sağlığın, sıhhatin yerinde, neden çalışmıyorsun da dileniyorsun? Ve yoluna devam etmiş. Şöyle tefekküre, murakabeye daldığı bir zaman dilimi var. Bir türlü o anı yakalayamıyor. Yakalayamayınca mecbur kalmış yatmış. Uyumuş. Rüyasında bir teneşirin üzerinde ölü takdim ediliyor. Ye bunun etini. Diyor ki ölü eti yemek gıybet edenlere mahsustur. Ben gıybet etmedim ki diyor. Sen gıybet ettin, ye bunun etini. O zaman gündüzki hadiseyi şey yapıyor, rüyasında hatırlıyor. Diyor ki ben sadece içimden geçirdim. Sana içinden geçirmek de yakışmazdı. Ye bunun etini. Onun için herkesin seviyesi farklı. Dolayısıyla ona bil fiil ittiba etmek ehassül havassa dahi zor müesser olurken bize düşen nedir? Ona bil fiil olmasa da bin niyet. Niyetle, bil kast, kasıtla, taraftarane ve iltizam kerane tabi olmak herkesin elinden gelir. Yani bir sünneti hayatımızda tatbik edemiyoruz. İç dünyamızdaki çeşitli mazeretlerden dolayı edemiyoruz diye onu tenkit etmeyeceğiz. Ya da ona karşı tavır takınmayacağız. Efendim taraftarım. Yapmam lazım ama şu an elimden gelmiyor diye böyle bir özür beyanı. Yoksa ona bir mazeret bulmak, Rabbim muhafaza eylesin. Onun için 11. nüktenin 11. nüktenin birinci meselesinde şöyle bir ifade kullanıyor üstadımız. Sünnete ittiba etmeyen tembellik eder ise hasareti azime. Ehemmiyetsiz görür ise cinayeti azime, tekzibini işmam eden tenkit ise dalaleti azimedir. Yani içinde bulunduğumuz sosyal hayat, çalıştığımız ortam, konumumuz vesaire bazı sünnetleri yaşamamıza yani bizim nazarımızda engel ise
hakikatte değil de bizim nazarımızda engel ise onu ne tenkit edeceğiz, ne de hafife alacağız, ne de ehemmiyetsiz bir nazarla bakacağız. Demek ki o şekilde bakmak büyük bir hatadır. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Niyet olarak, kasıt olarak, taraftarane, iltizamkerane ona talip olmak herkesin elinden gelir. Farz ve vacip kısımlara zaten ittiba mecburiyeti var. Bakın, farz ve vacip olan sünnetlere tabi olma mecburiyeti var. Şimdi konunun başında hadis-i şerif vardı. Ne ifade ediliyordu, buyuruluyordu hadis-i şerifte? Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'ati şehid. Fesadı ümmet zamanında sünnete tabi olana 100 şehidin sevabı var. İşte o sünnetin hangi kısmı ve hangi şart doğrultusunda? Bu ifadeler onları nazara veriyor. Demek ki onun şartına baktığımızda birinci şart olarak karşımıza şu çıkıyor. Ehemmiyetli bir takva. Yani sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Bir kimse kuvvetli bir iman sahibi ve ehemmiyetli bir takva sahibi ise, bak, imanı kuvvetli olacak, takvası da, takvaya da önem verecek. Takva neydi? Günahtan ve menhiyattan sakınmak. Üstadımız takvayı öyle tarif ediyor. Günahtan ve menhiyattan sakınmakta azami derecede titiz olacak. Ve kuvvetli iman sahibi ise o kimse adetlerini, sünnet-i seniyi adet haline getirir ise onun adetleri ona ibadet sevabı verir. Ve onun bütün ömrü sevaplar ve meyvedar olur. Peki bunu nasıl yapacak? Bunu nasıl yapacak? Bu ayet-i kerimenin ifade ettiği mana ile hulasa edelim. Dersimizi bitirelim inşallah. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalış. Şimdi ahkam-ı ilahiye Kur'an'da anlatılıyor. Ve Kur'an'da ahkam-ı ilahiye anlatıldıktan sonra ayetler o konuyla ilgili bir isimle fezleke ediliyor. Yani özetleniyor. Hani Kur'an ayetlerinin sonunda ve huvel azizul hakim, ve huvel semiul basir, rahmanur rahim gibi isimlerle ayetler fezleke edilir. Yani hulasa edilir. Ne demek? O isimler o konuyla ilgili olan ayetlere bakıyor. Mesela diyelim ki burada okuduğumuz ayet فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّب۪يُّ الْاُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Bu ayeti kerimeye bir kimse masadak olursa Hadi isminin mazharı olur. İşte şeriatın hükümlerini nefsimizde tatbik edeceğiz. O tatbikatın neticesinde de Allah'ın isimlerine mazhar olacağız. O isimler bizde tecelli edecek. Mektubat. Burada vardır da. Bakın, o isimlerden birkaç tanesine örnek verelim. 22. mektubun başında serlevha olan 3 ayeti kerime var. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminune ihvetun feesluhu beyne ahaveyküm. Ahkam-ı ilahiye müminlerin kardeş olduğunu ilan ediyor.
ve bize bir hedef gösteriyor. Fe eslihu beyne ahaveykum. Burada icaz itibarıyla bu satırın aralarında şu ifadeler var. Beşeriyet itibarıyla müminler arasında anlaşmazlıklar, kavgalar, gürültüler olacak. Ey üçüncü şahıslar, siz kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Kur'an'ın hükmü bu. Şimdi Kur'an'ın hükmü müminde tecelli edecek. Nasıl tecelli edecek? Biz kavgalı, dargın olan insanların arasını ıslah edici davranabiliyor isek bu hüküm bizde tecelli eder. Biz de Allah'ın o güzel ismine mazhar olmuş oluruz. Peki anlaşmazlık yapan, kavgalı olan insanlar arasında biz ıslahatçı mı oluyoruz yoksa ifsadatçı mı oluyoruz? Islah mı ediyoruz, dedikodu mu yapıyoruz? Gıybet mi ediyoruz, söz mü taşıyoruz? Şimdi bir hadisede ya rahmani bir tecelli olacak ya da şeytani bir olay olacak, değil mi? Bu efendim hanemizde olur, akrabalarımızda olur, komşularımızda olur, iş çevremizde olur. Anlaşmazlık gösteren, kavga gürültü olan, çatışan iki kişi ya da iki grup arasında biz ıslah edici rol üstlenebiliyor muyuz? O zaman şeriatın ahkamını hayatımızda tatbik etmiş oluruz. Fakat maalesef ne var? Dedikodu var, gıybet var, değil mi? Söz taşımak var, aleyhte konuşmak var vesaire. Yani ifsat var. Rabbim bize şuur ihsan eylesin. Demek ki ıslah etsek, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olacağız. O olayda o ismin cilvesine mazhar olmakla Allah katında değer kazanacağız. İkinci ayete bakıyoruz. İdfa billeti hiye ehsen. فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Sana yapılan bir kötülüğü iyilikle kendinden uzaklaştır. Burada iyilikle def et deniliyor. Ama biz de kendimizden uzaklaştırma manasını vereceğiz. Sanki mukadder bir sual. Böyle yaparsam ne olur? فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Aranızdaki düşmanlık, adavet gider. كَاَنَّهُ وَلِيُّنْ حَم۪يمٌ Dost oluverirsiniz. Sımsıcak bir dost oluverirsiniz. Şimdi murad-ı ilahi bu. Mevla bizden bunu istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine bakıyoruz. Mucizat-ı Ahmediye'de geçen örneklerle misal verelim. Kendisini öldürmeye geleni ne yapıyor? Affediyor. Değil mi? Yani efendim kendisine yapılmış olan bu manadaki hadisata karşı hep affedicilikle muamele ediyor. Bakın ondan ders alan Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına bakıyoruz. Hayatı zulüm ve işkenceler altında geçmiş. Diyor ki bana zulmeden, eziyet edenlere hakkımı helal ettim. Ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar. Şimdi onun affediciliğine bakın. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan aldığı dersi hayatında nasıl uygulamış? O Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine yapılan kötülüklere karşı nasıl iyilikle mukabele etmiş? Mesela bir Taif seferinde kendisini taşlayanlara, Cebrail aleyhisselamla birlikte gelen dağlar meleğinin
Değil mi? Ya Resulallah, Taiflerin sana yaptığı bu hadise karşısında istersen Taif'in etrafındaki dağları onların üzerine yıkayım demesine mukabil, hayır, böyle yapmanı istemem. Zira ben ümit ederim ki onların çocuklarından veya torunlarından Allah'a şirk koşmayan, Allah'a itaat eden kimseler yetişir demesi bize nasıl afiv olduğunu gösteriyor, affedici olduğunu gösteriyor, bağışlayıcı olduğunu gösteriyor. Çünkü Esma'ya mazhar olmuş. Fakat bizdeki intikam hırsına bakın. Rabbim muhafaza eylesin. Yani bugün içimizde veya çevremizde kendisine yapılan kötülüğe karşı iyilikle davranabilecek kaç tane baba yiğit tanıyorsunuz? İşte sünnetin hayatımızdaki tatbiki, şeriatın ahkamının tecellisi sünnete tabi olmakla geçiyor. Sünnete tabi olmaktan geçiyor. Onun için bizler Kur'an'ı ve o Kur'an'ın tatbikatı olan sünneti hayatımıza rehber yapmamız gerekiyor. Ki hayatımızın her bir anı bize bir ibadet sevabı versin. Üçüncü ayette görelim, bitirelim inşallah. وَالْكَازْمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Yani öfkesini tutanlar, gayzını yutanlar ve kendisine yapılan hadiseden dolayı muhataplarını affedenler muhsin olarak vasıflandırılıyor. Yani birisi sizi öfkelendirecek, kızdıracak. Siz de yerinizde duramayacaksınız. Vurup kıracaksınız, yakıp dökeceksiniz, her tarafı perişan edeceksiniz. Tam o anda öfkenize hakim oluyorsunuz. Gayzınızı, kininizi, nefretinizi yutuyorsunuz. Yetti mi? Yetmedi. Bir de karşınızdaki muhatabı affediyorsunuz. Ünvanınız ne oldu? Muhsin. Mükafatınız ne? Ayet diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah o muhsinleri sever. Peki bu ayeti kerime nerede, nasıl tecelli edecek? Efendim, bir hadisenin içerisine bulaşacağız. Bir haksızlığa uğrayacağız. Değil mi? Efendim, o hadise içerisinde, o haksızlık karşısında bu ayeti kerimeyi hatırlayacağız. Karşımızdaki kişiye tepki göstermeyeceğiz. İntikam almaya kalkmayacağız. Bir de affedeceğiz. Ama anlatırken biz ne diyoruz? Arkadaş, bana yaptığını bir bilsen. Hem de ben haklıyım. Bir de haksız mı olacaktın? Değil mi yani? Bakın ne kadar enteresan. Ya hemen nefse pay verip kin ve nefretle intikam almaya kalkışıyoruz. Bu şeytani ve nefsani bir tatbikattır. Efendim, ahkam-ı ilahiyeyi tatbik eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, değil mi, bizden ne istiyor? Affetmemizi istiyor. Bakın şu ifade çok enteresan. Bir kişinin intikam hissi inancıyla ters orantılıdır. Bir kimsede intikam hissi yüksek ise inancı zayıftır. Bir kimsenin imanı kuvvetli ise intikam hissi çok aza inmiştir. İşte üstadın hayatı ortada, değil mi? İşte büyük zatların hayatı ortada. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ortada. Demek ki ayeti kerimenin enfusi alemde tecellisi ile Allah katında kıymet kazanacağız. İnsanın kıymeti Esma'nın tecellisine göredir. Üstadımız Mesnevi Nuriye'de ifade ediyor. İnsanın mahiyet-i camiasında
70'ten ziyade isim tecelli ediyor. Eğer bu isimlere biz ayna olur, tecellisine vesile olur isek, Esma'nın tecellisi nispetinde Allah katında değer kazanırız. İşte bakın, bu tecelliye başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam azami derecede mazhar olmuş. İsmi azama mazhariyetle birlikte her ismin azami derecesine mazhar olmuş. Ondan sonra sahabelere bakıyoruz. Her birisi derecesine göre bu tecelliye mazhar olmuşlar. Evliyaullah'a, büyük zatlara bakıyoruz. Her birisi bazı konularda bu isimlere tecelli olmuş. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz hakkında Peygamberimiz ne buyuruyor? Ebubekir'in imanı terazinin bir kefesine konsa, sairlerin imanı diğer kefesine konsa, kimin imanı ağır basıyor? Ebubekir Sıddık'ın imanı ağır basıyor. Halbuki sahabelerin hayatını incelediğimizde, Ebubekir Efendimiz'den daha çok oruç tutan, daha çok namaz kılan, daha çok Kur'an okuyan sahabeler vardı. Fakat Esma'ya tecelli ve ayna olma açısından Ebubekir Efendimiz kamer misal. Bakın, ay güneşe ayna olmuş. Güneşten aldığı ışığı yeryüzüne yansıtıyor. Şimdi biz desek ki ay güneşten aldığı ışığı yeryüzüne yansıtmasıyla yarı yeryüzüne aydınlatıyor. Siz bu manadaki bütün lambaları, ışıkları toplayın. Kaç kilometre kare yer aydınlatabilirsiniz? Yani dünyadaki bütün ışıkları, lambaları terazinin bir kefesine koyun, kameri öbür kefeye koyun. Hangisininki ağır basar? Kamerin ışığı ağır basar. Neden? Güneşin feyzine mazhar olmuş. İşte Ebubekir Sıddık Efendimiz Esma'ya mazhar olması hasebiyle bütün inananların önünde oluyor. İşte şu cümleyle bitirelim. Kim Esma-i İlahiye ne derece mazhar olur, ayna olur ise, Esma onda ne derece tecelli eder ise, Allah katındaki değeri de ona göredir. Esma'nın tecellisinin tek yolu ve çaresi sünnete tabi olmaktır. Öyle bir peygamberimiz var ki aleyhissalatü vesselam, öyle bir sünnetle bizi dine davet ediyor ki her meselede, yani lokmayı hangi elle tutup ağzımıza götüreceğimizden tutun, çok affedersiniz, hangi ayakla tuvalete girip çıkacağımıza kadar hayatın her safhasındaki tatbikatı sünnetiyle bize ders vermiş. Rabbim şu hayat-ı dünyeviyeyi onun sünneti seniyyesi doğrultusuna geçirmeyi bizlere müyesser eylesin. Amin. Ahirette de şefaatine nail eylesin. Amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.